Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını Mart ayında neler bekliyor? Bununla ilgili niyetlenip kapatmış olduğum kahve falımı açtım. Şöyle göstereyim isterseniz içine. Mart ayında aslanları bekleyenler neler? Bir kere ağır bir ilerleyiş söz konusu olacak. Öncelikle öncesinden bahsedelim. Ocak-Şubat ayında bazı belirsizlikler yaşamış olabilirsiniz. Gelgitli bir süreç görünüyor. Hatta konuşmalar genelde böyle çok havada kalan, yarım kalan işler aslında olarak görünüyor. Yani konuşmalar tamamlanmamış, işler tamamlanmamış ve bununla alakalı olarak da hep ileriye ötelenmiş, ileriye atılmış dilekler söz konusu. Aslında Mart ayına girişiniz çok fazla ortada olacağınız bir ay. Nasıl diyelim? Çevresel olarak çevrenizdeki insanların çoğaldığı bir ay olabilir. Çünkü bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Topluluğa bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz sanki. Bir yönetim söz konusu ama burada kullandığınız kelimeler sanki insanlar tarafından yanlış anlaşılabilir görselleri var. Biraz daha konuşmalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir Mart ayında. Çünkü sizin düşünceleriniz ve tavırlarınız da aslında gelgitli görünüyor. Şubat ayından beklenti içinde olduklarınızı Mart ayında çok fazla sağlayamayabilirsiniz. Yani süreciniz yavaş ilerliyor. Bu yüzden de Mart beklentilerinizi Nisan'a sallama durumunuz söz konusu diyebilirim. Olumsuz iş konuşmalarıyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü parasal anlamda almayı düşündüğünüz ya da istediğiniz meblağın tıkanık olduğunu görüyorum. Bu tıkanıklık bir süreç olarak, yani gene yavaş ilerleyen bir süreç olarak görünüyor. Bu yüzden de bazı konuşmalar hep ileriye, hep ileriye, para ileriye, konuşma ileriye olarak gidiyor. Aşk konularında aslında ne ekerseniz onu biçersiniz ayı diyebilirim. Yani ılımlı yaklaşımlarla ılımlı sonuçlar alacaksınız. Ama yok, ben daha ketum davranacağım, ben yöneteceğim, ben konuşacağım derseniz eğer biraz istedikleriniz olmayacak diyebilirim. Çünkü çevreniz çok kalabalık, yanlış anlaşılmaya çok müsait bir Mart ayı olarak görünüyor aslan burçlarına. Şurada çok güzel bir bir duruş var aslında. Hani içinizdeki aslanı çıkarsanız herkes tarafından benimsenen bir Mart ayı geçirebilirsiniz. Çok temiz duruyorsunuz çünkü sadece kafanızdaki düşünceleri biraz geride bırakmanız lazım. Bir de diş sağlığıyla alakalı dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle diş, kök diş olarak ağrı söz konusu olabilir. Sıkıntılarımızı kurtarmak için ben en gidebilecek yerden falımızı akıtıyorum. Bir kere parasal konularda sevinç gözyaşı ama Mart sonuna doğru. Yani dediğim gibi Mart'ın ilk 3 haftası aslında biraz sıkıntılı geçebilir. Yanlış anlaşılma, yanlış anlamalar çok açık. İlişkiler konusunda da ilk 2 haftada bazı konularda sıkışıklığınız söz konusu. Parasal konularda uzun uzadıya düşünüyorsunuz. Almanız gereken bir para sanki böyle elinizde geçmemiş. Bu konuda dertlenmiş, kahırlanmış, oturup takar pozisyonda görüyorsunuz kendinizi. Aslında bu konuda kendinizi tehdit altında da hissediyorsunuz. Tehdit derken nedir? Bu para gelmezse nasıl ödeme yaparım? Bu para olmazsa ne yapabilirim? Gibilerinden gelmemesi durumuyla ilgili planlar yaptığınızı görüyorum. Bu yüzden de kendinizi tehdit altında hissettiğinizi düşünüyorum diyebilirim. Aile ve iş, aile konu, aşk konularına girmeyeyim de aile konularında da aslında önünüz açık. Burada da gene yanlış anlaşılmalar, zıtlaşmalar söz konusu olabilir. Aslında uyumlu bir ay diyebilirim. Birlikte senkronize hareketler var aile içinizde. Dışsal olarak çok fazla bir şey göremiyorum. Yani aile kendi içerisinde bir bütün olarak yoluna devam ediyor. Aşk konularında yalnız üzerinizde taşıdığınız insan size daha fazla sıkıntı yaratabilir. Sanki sizin gitmeye gücünüz yok ilişkinizde. Karşı taraf da sizin üzerinizde binerek yükünüzü ağırlaştırmış. Bu yüzden de adım atmakta zorlanıyorsunuz. Yani aslan burçları Mart ayında ilişkilerle alakalı olarak üzerlerine aldıkları sıkıntıları biraz hafifletmeleri gerekiyor. Yoksa ilişkiniz çıkmaza girebilir. Yani karşı taraftan da sizin verdiğiniz özveriyi beklemeniz çok normal. İç dünyanızda yatar pozisyondasınız. Yani ne olacak, ne bitecek diye düşünüyorsunuz, kuruyorsunuz. Ama adım atmaya geldiğinde biraz aslanlığınız tutuyor. Yarın yaparım, öbür gün yaparım düşünceleri falınızda gene hakim olarak çıkıyor. Biraz daha şöyle bakayım. Paralar hanenizde düşecek ama ilerleyen zamanlarda aslanlar. Bu ay için çok fazla bir para girişi yok. Ama buradan bir tüyo vermiş olayım.
Yaz ayları sizin için para akışının hızlanacağı aylarda diyebilirim. Bunun dışında size söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Maddi konularda sırtınıza yükünüzü almışsınız, gidiyorsunuz. Çözmeniz gereken borçlarınız var aslında. Bunlarla ilgili de bu ay için çok fazla bir şey yapamayacaksınız. Önümüzdeki süreçte aslında daha güzel gelişmeler olacak diyebilirim. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Aslanlar güçlüdür. Güçlerini göstermeyi severler. Bu yüzden de biraz sabırla birlikte ki çok sabırlıdırlar. Biraz sabırla önümüzdeki Nisan ayının sizin adınıza daha güzel, olumlu gelişmelerle geleceğini falınızda gördüm ve size iletiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.